hani çok uzak bir yerden geldi. Mini Mali yeni şeyler görmeye. Her an her gün kucak açar hayat bize. Gelin yaşayın İçimizde neşeyle. Kardan Adam. Mutlu, sonunda kar yağdı kardeşim. Beklediğine değdi, gördün mü? Ne? Nasıl? Uyuyakalmışım abla. Aa, inanamıyorum. Gerçekten de kar yağmış. Her yer bembeyaz olmuş. Ama abla, önümü bile göremiyorum ben. Sis mi kapladı etrafı? Gözlüğüm bunu yapmış, akıllım. Ablacığım, her yer karla kaplanmış. Çok güzel değil mi? Ben de onu diyorum Mutlucuğum. Hem de çok güzel. Yaşasın. Hadi hemen bahçeye çıkalım. Dikkat edin çocuklar. Tamam tamam, kar heyecanı sarmış sizi. Anladık da biraz yavaş olun çocuklar. Babacığım, kar yağışının tek bir anını bile kaçıramayız. Evet, Mutlu çok haklı. Bence siz de kaçırmayın. Mini, Mani uyanın. Hadi yanımıza gelin. Ne olmuş böyle? Her yeri kim beyaza boyamış? İnanamıyorum. Dün gece kar yağdı. O yüzden her yer bembeyaz. Kar mı? O da ne? Yağmuru biliyorsunuz ya, onun gibi düşünün. Yüksek bulutların içindeki su damlacıkları hava çok soğuyunca buz taneciklerine dönüşür. Sonra da kar taneleri olup üzerimize yağar. Bence kar tanelerini mutlaka incelemelisiniz. Çünkü harika şekilleri var. Üstelik her kar tanesi bir diğerinden farklı. Evet, tıpkı insanlar gibi. Her bir kar tanesi eşsiz. Evet evet, doğru söylüyorlar. Ama en önemlisi karın çok eğlenceli olması. Hem de pek çok şekilde. İyi güzel de eğlence bunun neresinde? İşte tam burasında. Kay topu savaşı. Vay, gerçekten muhteşem. Ne kadar da güzeller. Biz de görmek istiyoruz. Biz de görmek istiyoruz. O zaman kaldırın bakalım başlarınızı. İnanmıyorum. Aha! Harika! Mutlu, karın pek çok eğlencesi olduğunu söyledin. Kar topu savaşı yaptık, kar tanelerinin şekillerini gördük. Peki başka? Evet Mini, Mutlu çok doğru söylemiş. Uzun zamandır dolapta tozlanıyorlardı. Karlar erimeden kaymaya başlasanız iyi yaparsınız. Aa, bunlar dev patenler mi? İyi de bunlar kimsenin ayağına uymaz ki. Hayır çocuklar, bunlar paten değil, bunlar kızak. Üzerlerine oturup kaymanız için. Oley! İşte eğlence diye buna denir Mani. Ben sana nasıl kayılacağını öğretirim, merak etme. Biraz korkabilirsin ama bana sıkıca tutunursun, olur biter. Evet arkadaşlar, şimdi herkes beni izlesin. Ben bu işte ustayım. Sakin olun, hiç korkmayın. Uç, uç! Nasıl duracağız? Abla! Ne oldu Mutlucuğum? Korktun mu? Bir kere ben hiç korkmadım ablacığım. Hiç korkar mıyım? Ben süper mutluyum. Hiçbir şeyden korkmam. Sadece Mani korkar diye korktum. Çok sağ ol Mutlucuğum. Biliyoruz Mutlucuğum, biliyoruz. Ama sen asıl şimdi sırada ne var onu söyle. Şimdi sırada en güzel şey var. Evet, kardan adam yapacağız. Yaşasın. Kardan adam mı? Aa, bu karla da ne çok şey yapılıyormuş gerçekten. Evet Minicim, ama önce biz evden gerekli malzemeleri almaya gidelim. Burnu için havuç, gözleri ve ağzı için de zeytin. Ben de dolaptan süpürge ve kömür getireyim. Ben de atkısını alayım. Üşümesin sonra.
Kardan adam, kardan adam. Çok yaşa kardan adam. Aa, hayatım Mutlu'nun şu mutluluğuna bak. Aman sonunda geçen seneki gibi üzülmesin de. Heh, işte havuç. Zeytin de buradaymış. Neşe? Efendim anneciğim, kardan adam yapacağız da dolaptan havuçlu zeytin alıyorduk. Oh oh, ne güzel. Biliyorsun geçen sene Mutlu kardan adamın başına gelenlere çok üzülmüştü. Evet Neşeciğim, dikkat edin de yine üzülmesin. Tamam tamam, merak etmeyin. Hadi miniciğim gidelim. Geçen yılki kardan adama ne olmuştu Neşe? Güneş çıkınca gitmişti miniciğim. Aa bak, gövdesini neredeyse yapmışlar. Evet, canım kardan adam, her şeyin tamam. Bir tek eksiğin kaldı, o da ismin. Acaba ne isim koysak sana? Ne dersiniz? Ona acaba havuç burun mu desek? Yok, yok olmadı. Ona koca göbek diyelim. Ama yok, bizi yanlış anlayıp üzülmesini istemem. Karlı desek? Donmuş desek ya da titrek? Yok, hiçbir ona yakışmadı. Belki de geçen seneki ismi versek iyi olacak. Kar beyaz. Bence en iyisi kar beyaz. Tanıştığımıza memnun oldum kar beyaz. Yarın görüşürüz. Seni çok seviyorum kar beyaz. Umarım bu sene erkenden gitmezsin. Sana bir sürü şey anlatacağım. Ah Mani, biliyor musun? Kar beyaz güneş doğunca çok uzaklara gidecekmiş. Ama neden? Mutlu onu çok seviyor. Giderse çok üzülür. Umarım gitmez. Hadi Mutlucuğum. Artık içeri girelim. Görüşürüz Mini. Görüşürüz Mani. Görüşmek üzere Karbeyaz. Ben çok eğlendim. Umarım sen de eğlenmişsindir. Mani, uyan Mani. Rüyamda Karbeyaz'ın uçup gittiğini gördüm. Tamam Mini. Hadi gidip bakalım. Aa bak Mini, her şey burada ama kar beyaz yok. Mutlu birazdan gelir de onun olmadığını görürse çok üzülür. Hadi çabuk, başka bir kardan adam yapalım. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz burada? Biz... Kar beyaz gitmiş. Eşyalarını da burada bırakmış. Lütfen üzülme Mutlu. Evet Mutlu, üzülmene hiç gerek yok. Hem kardan adam yapamasak da kardan bir tavşan yapabiliriz. Ama ben zaten üzülmüyorum ki. Çünkü kar beyaz bir yere gitmedi. O sadece eridi. Her zaman böyle olur. Güneş çıkınca, hava biraz ısınınca kardan adamlar erir. Ve bu minik kardan tavşan da harika oldu. Çok teşekkür ederim. Erimeden bir isim koymalıyız. Acaba ne olsa? Merhaba, görüşürüz. Görüşürüz mü? Ne tuhaf bir isim. Ona görüşürüz ismini mi koydun? Evet ablacığım, bu isim ona çok yakıştı. Çünkü bir daha kar yağdığında onunla tekrar görüşeceğiz. Oo, vay be, muhteşem. Günaydın Mutlucuğum. Ne? Gündüz mü oldu? Uyumuş muyum? Kitabımı okuyordum. Çok heyecanlıydı. Bitirmeden asla uyumayacaktım. Olsun Mutlucuğum. Üzülme. Okursun. Gündüzler çuvala mı girdi? Gündüzler çuvala girse gece gibi olurlardı ablacığım. Çok komik bir sözmüş. Neyse neyse. Bu kitabı bir an önce bitirmeliyim. Peki o zaman. Zuzu gelecek. Biz bahçede oluruz. İstersen yanımıza gelirsin. Mani! Uyan Mani! Pembe gezegenden mesaj gelmiş. Aa, ne oldu acaba? Çok merak ettim. Hadi gidip bakalım. Ben açarım. Kim gelmiş Neşeciğim? Ben geldim. Ah, hoş geldin Zeynepciğim. Hadi bahçeye çıkalım Zuzu. Mini ile Mani ne yapıyorlar bir bakalım. Ortalıkta değillerdi. Belki beraber bir şeyler yaparız. Mutlu yok mu? Odasında. Bir kitap okuyordu. Yine değişik hallerde. Kitabı çok önemliymiş. Mutlaka bitirmesi gerekiyormuş. Aa bak, Mini ile Mani gemilerinin başındalar. Evet, ilk durağım burasıydı. Sonra şu tarafa giderim. İşaretleyelim. Oldu. Harita tamam. Kitabımı da yanıma alayım. Mataram, diş fırçası, yağmurluğumu da koydum. Aa, dürbün yok.
Babamdan istemem lazım. Dürbünsüz nasıl gezgin mutlu olurum? Aa, mesaj Moni'denmiş. Çok özlemiştim onu. Bakalım ne diyor? Sevgili Mini ve Moni, ikinizi de çok özledik. Eminim bizimle paylaşacak çok şeyiniz vardır. Toplanma zamanı geldi. Buluşma yeri için gerekli koordinatları da gönderiyorum. Görüşmek üzere. Toplanıyoruz Moni. Yaşasın. Sonunda Mini. Hadi gidip bizimkilere de haber verelim. Biz de yanınıza geliyorduk. Ne yapıyorsunuz? Harika bir haberimiz var. Gerçekten mi? Hazır mısınız? Pembe gezegene gidiyoruz. Hmm. Toplanma vaktimiz geldi. Herkes öğrendiklerini birbiriyle paylaşacak. Ama bu haberin nesi güzel? Biz sizi çok özleriz. Evet, gidemezsiniz. Merak etmeyin. Tekrar geleceğiz. Size çok alışmıştık. Ne yapalım? Bir süre idare edeceğiz desenize. Hadi bu büyük haberi bizimkilerle de paylaşalım. Herkes toplanmış bakıyorum. Ne güzel. Mutlu nerede? Uykucu. Hala uyuyor mu yoksa? Yok, çoktan uyandı da kitap okuyor. Çok heyecanlıymış. Bitirmesi gerekiyormuş. Ve bizim de size bir haberimiz var. Daha doğrusu Mini ile Mani'nin. Neymiş bu haber çocuklar? Biz pembe gezegene gidiyoruz. Neden ki? Paylaşma zamanı geldi. Gördüklerimizi diğerlerine anlatacağız. Hem de ailemizi özledik. Onları da görmek güzel olacak. Sizi çok özleyeceğim ama. Merak etmeyin, tekrar geleceğiz. Oh, iyi o zaman. Madem öyle, büyük ve güzel bir güle güle partisine ne dersiniz? Oley! Hayatım, herkesi çağıralım. İş bölümü de yapalım. Ben usta bir mangalcı olduğum için o iş bende. Biz de o zamana kadar gidip toparlanalım. Neşe, parti süslemelerini de biz yapalım, olmaz mı? Harika olur Zuzu. Çocukları da davet etmeliyiz. Yan komşularımızı da unutmayın. Emin Bey'i çağırayım. Sonunda beklediğim an geldi. Bakalım şaşkınlıktan ne yapacak? Hadi herkes iş başına. Babacığım, dürbününü alabilir miyim? Al Mutlucuğum, al. Ne güzel, hemen de izin verdi. Ablacığım, şu yeni aldığın hasır şapkanı alabilir miyim? Al Mutlu, al. Zuzu abla, fotoğraf makinanı bana ödünç verebilir misin? Tamam Mutlu, tamam. Vay be, ne istesem kabul ediyorlar. Anneciğim, sen pasta mı yapıyorsun? Evet Mutlucuğum. Nasıl da anladılar benim 80 günde devre alem yapacağımı? Sürpriz güle güle partisi yapacaklar sanırım. Ben de nasıl izin alacağım diyordum. Neyse ki çok kolay oldu. Birkaç tane daha şişirdik mi tamam. Çok güzel oldu, baksana Neşeciğim. Oo çocuklar, ellerinize sağlık. Ne güzel olmuş burası böyle. Ben de Emin Bey'i aradım. Çok heyecanlıyım, çok. Kitap harikaydı. Gezme fikri de bir o kadar harika. Ama yani sanki biraz yorucu. Hem o kadar gün. Benim için biraz fazla uzun. Tabii ya, hem çantam kapanmıyor. Ağzı açık nasıl yola çıkabilirim ki? Olacak iş değil. Nasıl yapsam? Yok, olmaz. Bu saatten sonra vazgeçemem. O kadar hazırlık yaptılar benim için. Nasıl söylerim? Merhaba Mutlu. Ne büyük parti böyle. Kimin için acaba? Benim için Emin amca. Kimse bildiğimi bilmiyor. Merak etme. Benden laf çıkmaz. Hepiniz hoş geldiniz. Onur konuğumuz da geldiğine göre bugün burada neden toplandığımızı açıklamak istiyorum. Baba dur. Hayır babacığım. Bunu yapamam. Ben gidemem. Hem daha çok küçüğüm. Sizden o kadar zaman ayrı kalamam. Hem o çantanın ağzını kapatamadım. Taşıyamam da. Nasıl taşıyayım? O kadar yol gidemem. Kitap harikaydı. Çok etkilendim. Ama ben dünyayı daha sonra gezerim. Üzülerek söylemeliyim ki 80 günde devre alem fikrinden vazgeçtim. Yolculuğa mı çıkıyordun? 80 günde devre alem mi yapacaktın? Mutlucuğum, biz çok şaşkınız. Senin bu seyahat planından haberimiz yoktu. Ah Mutlucuğum, bu partiyi senin için düzenlediğimizi mi sandın? Mini ve Mani gezegenlerine dönüyor. Bu parti onlar içindi. Nasıl yani? Mini ve Mani gidiyor mu? Peki onlar olmadan ne yapacağız? Ben onları çok özlerim. Üzülme Mutlucuğum, yine geleceğiz. O zaman kaldığımız yerden serüvenlerimize hep birlikte devam edeceğiz. Senin de bir seyahat planın vardı demek Mutlu. Bir dahakine birlikte gideriz, ne dersin? Bir dakika.
Hemen geliyorum. Bir an önce dönün ama. Görmenizi istediğimiz daha çok yer var. Peri bacaları var. Travertenler var. Dünyanın yedi harikası var. İlahi Kinan Bey. Hep bir şakalar, hep bir oyunlar. Tabii efendim, tabii. Gülün siz, gülün. Dostlarım, kitabımı size hediye etmek istiyorum. Yolda okursunuz. Haritamı da alın. Zaten siz olmadan olmazdı. Dediğiniz gibi, dönünce hep beraber gezeriz. Evet, o zaman artık pastamızı kesebiliriz. Bizim artık yola çıkmamız gerekiyor. Hepinize her şey için teşekkür ederiz. Sizler de ailemiz oldunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Yakında tekrar görüşürüz. Ama nasıl olur Kinan Bey? İp nerede? Uçuyorlar mı? Gerçekten mi? Bu nasıl olur? Durun, sakin olun. Bütün sorularınızı tek tek cevaplayacağız.